Evet Erzener, şu an habere konuklarımızla devam ediyoruz. Türk Telekom'la Türkiye Haberi Sendikası arasında 10. dönem toplu iş sözleşmesi 24 Temmuz'da anlaşmayla sonuçlandı. Türkiye Haberi Sendikası 11. olan kongresini gerçekleştirecek 5 Ekim'de. Şimdi hem imzalanan anlaşmayı hem de kongreye hazırlık sürecini stüdyomuzda konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımızı tanıtalım. Türkiye Haberi Sendikası İstanbul Birinoğlu Şube Başkanı Ahmet Karatay ve Şube Sekreteri Elif İçağsıoğlu var. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen sohbetimize toplu sözleşme süreciyle başlayalım. Nasıl geçti bu süreç? Anlaşma sağlandı ama nasıl bir anlaşma oldu? Ben Hayat Televizyonu'na telekom işçileri, posta işçileri ve PTT işçileri adına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca da bu imkanı sunduğu için ayrı bir teşekkür de ediyorum. Grevdeki tekstil işçilerini, darphane işçilerini, havayolu işçilerini ve işten atılan deri işçilerini, yani emeği için, geleceği için direnen bütün işçileri, bütün telekom işçilerini saygıyla selamlayarak da başlamak istiyorum. Biz 2013 yılı için bir toplu sözleşme süreci başlattık. Biz gerçekten layıkıyla bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyoruz şube yönetim kurulu ve temsilciler olarak. Biz ilk önce bir taslak çalışması yaptık. Bütün iş arkadaşlarının düşüncelerini aldık ve bunun üzerinden şubemizde, temsilcilerimizde, şube yönetimimizde tekrar bir değerlendirme yaptık. Onların hepsini harmanladık ve onun üzerinden tekrar işlere döndük. İşçilerden tekrar olumlu olumsuz tepkilerini aldık. Bunun üzerinden tekrar değerlendirme yaptık. Bunların hepsi toplantılar yapılarak, işçilere anlatılarak ve işçilerden alınan tepkiler üzerine yapıldı. Yani hiçbir İstanbul'un taslağında herhangi bir metninde bizim şube yönetimi olarak tek başımıza verdiğimiz bir karar yoktur. Tamamen işçilerin talepleri doğrultusunda. Yani iş yerinde yaşadıkları sıkıntıların üzerinden bir çalışmayla yürüttük. Ve burada İstanbul'un genelinin, Trakya'daki işçilerimizin genelinin talebi diye genel merkezimize ilettik ve genel merkezimiz de sağ olsun bu İstanbul'un ve Trakya'nın taleplerini gerçek talepler olarak, gerçekten işçilerin sıkıntıları olarak gördü ve genel merkezimizin taslağına yerleştirildi. Genel merkezin taslağında asıl olarak İstanbul işçisinin ve Trakya işçisinin talepleri mevcuttu. Yani yaşanan sıkıntıların üzerinden, bunun üzerinden işlerindeki genel merkez ve genel müdürlük arasındaki görüşmelerde bizim sıkıntılarımızın çözülmesine yönelik bir talep çıktı. Ama sonuç itibariyle hem genel merkezimizin her alanda, her ortamda söylediği, biz işçilerimize, üyelerimize danışmadan kesinlikle bir sözleşme imzalamayacağız. Sonucu ne olursa olsun işçiler karar verecek söylemi. Bize göre doğru bir karardır. Biz de bütün iş yerlerinde hem temsilcilerimiz hem de diğer şube yöneticisi arkadaşlarımla birlikte her toplantıda ama her ortamda kesinlikle genel merkezimizin kararı budur. İşçilerin onayı olmadan hiçbir şartta toplu sözleşme imzalanmayacaktır çağrısını yaptık ve sonuç itibariyle bu karar yerini bulmadı. İstanbul işçisinin talepleri genel merkezimizin anlaşmış olduğu sözleşmede hayat bulmadı. İstanbul işçisinin talepleri çok ağır, ya uçuk, havadan bir talepler değildi. Gerçekten samimi, ayakları yere basan, iş yerindeki sıkıntıların çözümlerine yönelik bir taleplerdi. İşte mesailerin tam ödenmesi, efendim ekip çalışması, yıllık izinlerin keyfi bir şekilde işveren tarafından kullandırılmaması, bayram çalışmalarında işçilerin alacaklarının tam olarak ödenmesi, çalışma saatlerinin işverenin keyfine göre düzenlenmemesi, yani işverenin üretmiş olduğu bütün hizmetlerden işlerin ücretsiz olarak faydalandırılması, ya buna yakın taleplerdi. Evet, bir TİS zamlarla ilgili de genel olarak 450 TL'ye yakın tekniker arkadaşlarımızla bir şeyden zam talebimiz vardı. Burada bu gerçekleşmedi. 190 Gerçekleşmeyebilirdi lira de zaten sanıyorum. ama yani %100 olacak diye bir talebimiz de yoktu. İşçilerin de böyle bir talebi yoktu. Yani 450 istedik ve 450 olacak. Pazarlık şeyine ters, yani işleyişine ters bir durumdu. Ama sonuç itibariyle olmadı. Yani işte biz kesinlikle işlere danışmadan, işlerin onayını almadan sözleşme imzalamayacağız cümlesine uymadı. İşlere İşler dönülmüş istekli verdi olsaydı, işlere dönülmüş olsaydı, işler okey demiş olsaydı bu olacaktı. Biz İstanbul işçisinin talepleri yerine gelmediği için İstanbul'daki bütün temsilci arkadaşlarımızla telefonla, maille ulaşan bütün iş arkadaşlarımızın taleplerini dikkate alarak ve kesinlikle bu sözleşmede benim şubemin imzası olmayacak, benim taleplerimi içermeyen, benim isteklerimi yerine getirmeyen sözleşme imza atılmayacak cümlesinden yola çıkarak biz de bütün işçilerin onaylamadığı bir zam oranını, onaylamadığı bir
toplu sözleşme metnini İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak kesinlikle kabul etmedik. Ve bunu da hiçbir şartla imzalamayacağımızı söyledik. Ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak Telekom İşleri adına bu imzaya atmadık bu dönem itibariyle. Siz de aslında değindiniz kısaca bir toparlamak gerekirse. Yani işçilere gittiniz, anketler yaptınız ve bir TİS taslağı hazırladınız. Genel merkeze sundunuz. Genel merkez referans aldı ancak anlaşmada Türk Telekom'la yapılan görüşmelerde, işveren sendikasıyla yapılan görüşmelerde işçilerin aslında memnun olmadığı bir anlaşma imzalandı. Siz de bu nedenle imzanızı atmadınız. Peki işçiler yani farklı yani sadece İstanbul bir ne oldu? Şube yok İstanbul'da. Diğer şey yaklaşım neydi? Türkiye genelinde yorum yapmak doğru olur mu bilemiyorum ama yani biz kendi yüz yüze geldiğimiz 1800 tane telekom işçisiyle yüz yüze geldiğimiz yerlerde yani hiçbir işçinin okey demediğini gördüğümüzden dolayı şeydir, tepkidir. Yani imzalamamızın sebebi. Yani soruyorum. Türkiye genelinde de memnun olmayanlar vardır. Memnun olanlar da vardır. Evet, yani buna genel olarak bir şey deme şansım yok çünkü genel merkez yöneticisi değilim. Evet. Öyle bir haddimin olmadığını zannediyorum. Türk Telekom'la Türk Haber İş Sendikası arasında, Türkiye Haber İş Sendikası arasında imzalanan metin aslında Türk İş'in kamuda yaptığı anlaşmadan daha da sanıyorum düşük düzeyde yapılan bir anlaşma. Evet, biz İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak genel merkezimizde şunu söyledik. Türk İş'in sözleşmesini bekleyelim ve Türk İş'in sözleşmesinin altında bir anlaşmaya kesinlikle imza atmayalım. Türk İş'in sözleşmesi bitsin, onun üzerinden bir sözleşme oturalım. Çünkü bizim karşımızda hükümet ya da bir başkası yoktu. Sadece işverenimiz, patronumuz vardı. Patron da bizim her dönem, biz büyük bir aileyiz, hiçbir kimseyi mağdur etmeyiz. Teknikerlerimizi, özellikle genç arkadaşlarımızı bu yönde motivize etti ve bunun gereğini de yapmadı. Yapmayacak da, bunu biliyoruz zaten. İşverenin yaptığı en büyük çalışma budur. Biz sizi seviyoruz, mağdur etmeyeceğiz ama sonuçta da hiçbir şey istemeyin bizden. Politika budur. Son olarak buradan aslında yine kongre sürecine geçeceğiz ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Haber Sendikası Genel Başkanı Velisi olan bir açıklaması var. Sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasında hiç şüphe yok ki karşılıklı güvenin, hoşgörü ve diyaloğun güçlü etkisi olmuştur. Siz katılıyor musunuz? Yani başkanın da söylediği gibi evet toplu sözleşme bir pazarlıktır ve bu pazarlığın nasıl yapıldığı aslında çok önemlidir. Taleplerimizin birçoğu aslında şeydi. Hep söylediğimiz bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz ve bunlar olmazsa olmazlarımız olmalıdırdı. Hep bunları söyledik ve bunların hayat bulması için bizler mücadele ettik. Ancak imzalanan toplu sözleşme maalesef bu yönde olmadı. Yani hep söylüyoruz bizler uzlaşmacı değil mücadeleci sendikacılar arıyoruz. Tabii ki uzlaşacağız. Tabii ki yani her yerde ve her zaman her şey için kavga değil ama hak kayıpları ile ilgili eğer bir yanlış varsa bununla ilgili mücadele etmemiz gerekiyor. 24 Temmuz'da anlaşma yapıldı. Şimdi bu tartışmalar aslında tartışmaların gölgesinde de bir kongre olan kongresi var. 11. değil mi? Evet 11. olan kongresi var Türkiye Haber İş Sendikası'nın. Nasıl gidiyor peki bu anlaşma sürecinden bu yana işte 5 Ekim'de yapılacak bir kongre var. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Ya biz 4 yıllık sürecimizi tamamladık ve olağan kongremize başlıyoruz. Burada bizim genel merkezimizden doğru güzel bir çalışma olsun, güzel bir delege seçimi olsun, hiçbir sıkıntı problemi yaşanmasın diye genel merkezimiz tarafından hep temkinle, güzel sözlerle, hep gürültüsüz, patırtısız, kim kimi seçerse böyle bir güzel bir delege seçimleri yapalım ve bunun üzerinde güzel bir seçimimiz olsun dedi. Biz de hem fikir olduk ve genel merkezimiz de işbirliği içerisinde bu delege seçim süreçlerini, şunu bunu ayarladık. Burada bizi en çok üzen, bu süreçte en çok üzen işverenin bu delege seçimlerine aktif müdahil olmasıdır. Nasıl İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ndeki ünite müdürleri, işte Telekom'daki ünite müdür yardımcıları, müdürler, isimleri ellerimizde mevcut olan ve delilleriyle birlikte mevcut olan müdür arkadaşlar, yönetici arkadaşlar, sendikamızın iç işlerine aktif müdahil olarak işte özellikle genç tekniker arkadaşlarımızı odalarına çağırıp iş görüşmesi var buyurun gelin deyip odasına davet edip ve buradan delege adayları olması için gençlere baskı yapıp şube yönetimimizin delege seçimlerinde aday olmalarını sağlamıştır. Ve gelen arkadaşların hepsi mağdur, zor durumda kalarak gelmişlerdir. Sendikanın daha yeni girmiş bir arkadaşımızı, sendikanın sesini dahi bilmeyen, toplu sözleşmenin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımızı gideceksiniz ve aday olacaksınız diye göndermişlerdir.
Amaç? Canlı. Yani sendika, şey, burada, işveren neden böyle bir yolu başvuruyor? Burada işveren vekilleri şunu çok iyi biliyor. Yani biz işçilerin aşağıdaki yaşandığı sıkıntıların hiçbirisini görmezden gelmeyerek, direkt ben işverenin karşısına çıkarak savunduğumuz için hem yazılı hem sözlü olarak arkadaşların taleplerini en yüksek tepeden haykırdığımızdan dolayı işveren tarafından hoş karşılanmıyor mu şu yönetimimiz? Eğer ki biz işveren dediği her şeye okey dersek, işveren dediği her şeye evet dersek en iyi şube yöneticisi de biz olurduk ya da en iyi şube başkanı da ben olurdum. Bundan kaynaklı işverenler kesinlikle bu şube yönetiminin değişmesi gerekir. Kesinlikle bu genel merkez değişmesi lazım. İşte bu temsilciler değişmesi lazım. Yeni genç kuşak gelsin, yeniler gelsin, yeni yüzler olsun. Ama bu hiçbir şartta işvereni ilgilendirmeyen bir meseledir. İşçi hiç sevinmeyen bir insanı da seçebilir. Gerçekten haklarını alan, hakları için uğraşan insanlar da seçebilir. Bu işçinin kararıdır. Bu iç, burada işverenin, iç meseleye müdahale olmuyor mu? Yani? İşverenin müdahalesi hem yasal olmayan bir müdahaledir, hem etik olmayan hem de ahlaki olmayan bir müdahaledir. Yani işveren, kendi işveren işverenliğini bilecek, işçi de kendi işçiliğini bilecek, sendika üyesi işçiler de sendikanın vermiş ol, sendika tüzük ve kanunlarının vermiş olduğu demokratik ortamda seçimlerini yapacaktır. İşçilerin katılması, delege seçimlerine katılması, temsil seçimlerine katılması bizim için olmazsa olmazdır. Kesinlikle katılması gerekir ve kendisi belirlemelidir yöneticilerini. Burada sıkıntımız yok. Ama işveren vekilleri benim temsilci arkadaşımı odasına çağırıp gel buraya işte şu şu kişileri al götür ve delege dahi yap demesi ahlaki olmayan bir şeydir. Bu konuda Haber İş Birliği Nolu Şube Yönetim Kurulu olarak kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaşlarla ilgili yasalar karşısında mücadelemizi vereceğiz. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Burada Türk Telekom Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcılarını İstanbul'u uyarmaları için göreve çağırıyorum. İstanbul'daki yöneticilerini hizaya getirmeleri gerekir. Nasıl ki bir herhangi bir işverene, vekiline şunu yönetici yap, bunu yönetici yap deme hakkımız yoksa onların da bizlere şunları delege yapın, şunları temsilci yapın, şunları yönetici yapın deme hakkına sahip değiller. Koskoca bir Türk Telekom AŞ işverenleri, büyük bir uluslararası şirket, yani bir sendikanı içine sindiremiyorsa yazıklar olsun. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Yani burada bizim iş meselelerimizde hiçbir şartta hiçbir işverenin karışmaması gerekir. Peki şöyle de düşünüyor musunuz? Yani bir anlaşma sürecinde sizin imza atmamanızın da işveren açısından, Türk Telekom işveren açısından biz, etkisi olmuş mudur? Biz kesinlikle bizim işverenle yaşadığımız sıkıntıların sebebi budur zaten. Toplu sözleşmede dik durmuşuz. Başkaları dik durmadı anlamında söylemiyorum bunu. Dik durmuşuz ve kesinlikle taleplerimizin arkasında olmuşuz. Her gelişeni işçilerimize paylaşmışız. İşçilerin olumlu ya da olumsuz tepkilerini almışız, merkezimize taşımışız. Ve bugün 33 tane telekom işçisi arkadaşımız, tekniker arkadaşımız 190 liralık seyyahının zammı alamamıştır. 83 lira zam almıştır, 107 liralık zammı kayıptır. Koskoca bir holding, Türk Telekom AŞ, bir teknikerin 107 liralık parasına kalmışsa diyecek bir şey bulamıyorum. Burada biz İstanbul'da bir yemek boykotu gerçekleştirdik. Yemeklerin bozuk olmasından kaynaklı. Bütün işçilerimiz alabildiğince işkenceden geçirilir gibi odalara çekildi. Yemek boykotuna katılamazsınız. Katılırsanız işten atılırsınız. Bu sendikanın arkasından gitmeyin. Bunlar sizi yakacaklar. Bunlar şöyle yapacaklar. Bunlar böyle yapacaklar. Bizim asıl kavgamız işimize, ekmeğimize sahip çıkmamızdan kaynaklanan bir kavgadır. Yani burada hiçbir şartta işverenin bizim iç işlerimize karışmasını, hiçbir şartta kendi içimize sindiremeyiz. Bize bir gün yaptığımız toplantının birisinde işverenin en yetkili vekillerinden birisi şu şu kişileri neden temsilci yapmıyorsunuz demiştir. Biz de açık yürekli de söylediğimiz siz bizim dediklerimizi müdür yapın, biz de sizin dediklerinizi temsilci yapalım. Bu şekilde böyle bir şey olabilir mi? Ben hiçbir işveren vekiline şunları müdür yap, şunları şef yap deme şansım olabilir mi? O zaman hiçbir işveren vekili de benim işçi arkadaşlarımı baskı altına alıp bu şubenin kaybedilmesi için, yani bizlerin kaybetmesi için hiçbir işçi arkadaşıma yön veremez. Şimdi bahsettik yani teknikerler, işçiler, sendika üyeleriniz çağrılıyor odalara ve sen delege ol deniliyor. Şimdi işveren çok sevdiği için mi Elif Hanım, yani bu işçileri çok sevdiği için mi? Ya da şöyle soralım, bu işçilerin çalışma koşulları nasıl örneğin? Aslında söze şuradan başlamak gerekiyor. Ya başkan biraz değindi ama
işverenin bu şekilde müdahale ediyor olması, bizim iç işlerimize bu kadar karışıyor olması bizim aslında etkili bir muhalefet yaptığımızı ve işvereni rahatsız ettiğimizi ortaya koyuyor. Demek ki biz doğru yoldayız. Bu açıdan ben kendi adıma mutluyum. Ha bunu başarırlar, başaramazlar, muhtemelen başaramayacaklar çünkü işçilerin bir çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu aslında yapılan yanlışın farkında ve bunun karşısında durmak için yavaş yavaş örgütlenmeye başladılar kendi aralarında. Çünkü işveren gerçekten onları seviyor olsaydı o zaman bu kadar ağır şartlarda ve bu kadar hak kayıplarıyla çalışmak zorunda bırakılmazlardı. Koskoca bir Türk Telekom AŞ'den bahsediyoruz ama insanların üçer saatlik mesailerini kesiyor. İşte bayram çalışmalarında eksik mesai ödemeye çalışıyor. Fazla mesai yaptırıyor ama bunun karşılığında ne yemek ne yol parası vermeyeyim diye uğraşıyor. Çok küçük, basit hesaplarla insanların haklarını gasp etmeye çalışıyor. Dolayısıyla çalışan arkadaşlarımız zaten birçok yanlışın farkındalar. Ve işverenin desteklediği adayları da desteklemeyeceklerini açık yüreklilikle söylüyorlar. Bu konuda korkacak çok fazla bir şeyimiz yok. Ama kesinlikle ben de Türk Telekom'un bütün yöneticilerini göreve davet ediyorum. Genel müdürlükteki tüm yöneticilerini İstanbul'la ilgili mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet. Aslında bu anlaşmayla birlikte sanıyorum İstanbul şubesinin imza atmamasıyla birlikte gelen bir süreç ve şimdi de delegeler kendi tarafından belirlenmek isteniyor. Aslında sizin de Elif Hanım kendi yaşadığınız bir sıkıntı var. Aslında okuduk haberlerde, gazetelerde çıktı. Profesyonel sendikacılığınız elinizden alındı ve tazminatınız verilip işten çıkarılmak istendiniz. Nasıldı bu süreç? Orayı da hatırlatalım isterseniz. Bu süreç genel merkezde yaşanan olağanüstü bir seçimden sonra yaşanan bir süreçti. Profesyonelliğim alındı. Amatör yönetici oldum. Amatör yöneticiler tekrar iş yerinde çalışmak için müracaat ederler. Çünkü profesyonel olurken tüm haklarını askıya almışlardır. Ben de iş yerime müracaat ettim Türk Telekom yönetimine ama ta grevden kaynaklı bir şey vardı zaten. Aramızda gerginlik vardı. Yönetici olduktan sonra yaptığımız yemek boykotu, sonrasında her haksızlığın karşısında olmamız onları çok rahatsız etmişti. Ve dolayısıyla benim iş müracaatımı kabul etmediler. İşte 2,5 aylık bir uğraştan sonra Çalışma Bakanlığı'na da yazdığım dilekçeyle birlikte Türk Telekom yönetimi beni tekrar işe almak zorunda kaldı ve şu an işimin başındayım. Hem Telekom'da çalışıyorum hem de sendikadaki görevime devam ediyorum. Hem de sendikadaki tek kadın yöneticisiniz, onu da belirtmiş olalım. Taleplerinizi aslında ilettiniz, yani aslında işverene yönelik mesajınızı verdiniz, göreve çağırdınız. Peki buradan işçilerin vermek istediğiniz, kongre öncesi işçilere vermek istediğiniz mesaj nedir? Bence işveren tarafından yönlendirilen, işveren tarafından baskında altında olan üyelerimize, arkadaşlarımıza çağrım şudur. Kesinlikle işverenin tehditlerine boyun eğmeyin. Bu sendikamızın altına konulmuş bir dinamittir. Sendikamız şubesinin ya da temsilcilerinin ya da genel merkezimizin ya da herhangi bir şubemizin İşverenin tarafından desteklenen kişiler tarafından ele geçirilmesi demek, işverenin sendikamız üzerindeki gücü daha çok artacak demektir. Sendikamızın daha çok diz çökmesi demektir. Daha çok hak kaybı gaspı demektir diye düşünüyorum. Buradan onlar onurlu insanlar biliyorum ama şu ya da bu şekilde kandırılarak geldiler. Bence kesinlikle bu süreçte işveren adayı olarak karşımıza çıkmalarından çekilmeleri gerekir. Gerçekten samimi bir şekilde ben burada varım diyen kim varsa, bu işe ben bu taşın altına elimi koydum diyen kim varsa onlarla birlikte hareket etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ben İstanbul işçisinin geçmişini ve bugününü çok iyi bilen birisiyim. Biz dimdik, onurlu bir şekilde ayakta duruyoruz. Gerek işverene karşı, gerek de başka yerlere karşı sözleşmedeki tutumumuz açıktır, iş yerlerindeki tutumlarımız açıktır. Yani bunu değerlendirerek hareket etmeleri gerekir. Önemli olan şu değildir. Ahmet Karatay ile Elif Çağsoğlu'nun orada olması, Şahin Kültür'ün orada olup olmaması değildir. Önemli olan işçilerin cephesinden kimlerin burada olduğudur. Yani isimler çok önemli değildir. Yani burada bir müdürün, bir müdür vekilinin tayin ettiği bir kişinin size ne faydası olabilir diye düşünüyorum. Yani işveren kendi borusunu, kendi düdüğünü çalan kim varsa onun gelmesini çaba sarf edecektir. Ama hiçbir arkadaşımız buna alet olmaması gerekir diye düşünüyorum. İstanbul işçisi işverene ve onun desteklediği kişilere net bir şekilde cevabı 2 Eylül ile 13 Eylül arasında verecektir.
kazanan İstanbul İşçisi olacaktır, kazanan Haberi Sendikası olacaktır, kazanan İstanbul Birliği Şube Yönetimi olacaktır diye düşünüyorum. Bilmediğim için soruyorum. Yani şimdi delege adayı başvuruları tamamlandı. Siz de söylediğiniz 2 Eylül ile 13 Eylül arasında delege seçimleri var. Şimdi öne çıkan delege adayları listelenecek sanıyorum. Evet. Ve sendikadaki işte bir nolu ve iki nolu İstanbul çapında şey yapılacak, listeye oylama yapılacak. Evet. Yani burada siz ne dersiniz? Hani bu listeyi gören bir işçi neye göre seçmeli? Şimdi şöyle bir şey var. Bir sendika ya da bir sendikacı için gerçekten en kötü şey işveren güdümlü olmaktır. Yani herkesle anlaşma yapabilirsiniz. Eğer sizin zihniyetinizi savunduğunu düşünüyorsanız herhangi birini yönetime getirebilirsiniz. Başkanın da dediği gibi isimlerin çok fazla önemi yoktur. Önemli olan emekten ve sınıftan yana bir zihniyetin sendikalarda olmasıdır. Ama eğer işveren vekilleriyle ortak bir liste hazırlanır ve bu listenin yönetime gelmesi sağlanırsa, ki umuyoruz böyle bir şey olmaz, olmayacağını düşünüyoruz. O zaman sarı sendikacılık diye bir şey artık kitaplardan çıkıp gerçek hayata geçirilmiş olacaktır. Burada işverenin müdahilliği, müdürlerin isimlerini tek tek biz tespitimizi yaptık. Genel başkanımıza bizzat ilettik. Şu müdürler, şu kişilerle, şu kişiler aracılığıyla insanları çağırdığını, tehdit ettiğini ve adaylık müracaatında bulundurduğunu genel merkezimize bildirdik. Genel merkezimizin de sesli bir şekilde bunu savunması gerekir. Bu işler acısı bir durumdur. Yani sendikamızın genel merkezi açısından da, şubemiz açısından da işler acısı bir durumdur. Yani burada bu işverenler kesinlikle hizaya getirilmeli, kendi görevini yapmalıdır diye düşünüyorum. Bu seçimlerde içimizi acıtan bir mesele, burada şu anda arkadaşlar birbirleriyle yarışıyorlar. Delege çıkacaklar. Şu bizi çok utandırıyor. Bu taraf işçilerin listesi, karşı taraf işverenin listesi. Ya böyle bir şey olamaz. Her iki tarafta işçi taraf, işçi ama bir taraf işverenin tarafı, bir taraf işçinin tarafı denmesi bizim yüreğimizi dağılıyor. Ya bu kabullenecek bir şey değil. Şu anda işveren tarafları ve işçi tarafları diye işçiler birbirine ayırmaya çalışıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkenin yasalarında da, beğenmediğimiz o yasalarda bile böyle bir şey yok. Onun için hiçbir müdür, vekili ya da bölge müdür ya da yardımcıları kim varsa kesinlikle bizim hiçbir işçimizi, hiçbir delegemizi, hiçbir temsilcimizi çağırıp siz kimin yanında yer alıyorsunuz deme hakkına sahip değil. Burada en büyük güç işçinin elindedir, işçinin iradesindedir ve işçi kimi diyorsa o arkadaşlar burada yönetici olacaktır. Ama bu olumsuz taraftan olacaktır. Ama olumlu taraftan olacaktır. Ama bizim niyetimiz kesinlikle ve kesinlikle işçilerin kazanımından taraf olmalıdır. Biz genel merkezimizde de muhalefiz. Genel merkezimizin doğru yaptığı her şeyin sonuna kadar arkasındayız. Ama yapmadığı, yanlış yaptığı her şeyin de kesinlikle karşısındayız. Kör bir muhalefet değiliz. Doğru yaptıkları işlerle yine neler yapılmışsa sonuna kadar arkalarındayız. Ama yanlış olan her şeyin de en yüksek perdenin de karşısındayız. Bu net. Bunun başka yolu yok. Yani bu sendika bizim, bu işçiler bizim, bu üyeler bizim. Onun için de işveren elini kesinlikle sendikamızın üzerinden çekmeli, işçilerimizin üzerinden çekmeli. Eğer ki bizim işçi arkadaşlarımızı çok seviyorsa, ekip çalışmasını düzenlesin. İnsanlar merdivenlerde tek başına çalışıyor. Araçlarda şehirler arası tek başına çalışıyor. İş yerlerinde evlere tek tek giriyor. Can güvenliği yok insanların. Mesai ücretleri tam ödensin. Teknikerlere verilen 190 lira rebaisi açıklasınlar. 450 lira istemiş sendikamız. Verseydiniz 450 lirayı madem çok seviyorsanız bu işçileri. Verseydiniz işçilerin bayram çalışmalarını. Verseydiniz 4 tane tam ikramiye talebimizi. Verseydiniz bütün ürettiğiniz hizmetlerden ücretsiz faydalanma hakkını. Bunları verseydiniz madem çok seviyorsanız bizim bu işçi kardeşlerimizi. Ama en ufak bir şeyde herhangi bir talep uğruna yola çıktığında bizim işçi arkadaşlar kesinlikle fazla zıplama. İş hakkını feshettiririm. İşten attırırım. Sürdürürüm seni deme hakkını elinizde görüyorsunuz ama seçim günü geldiğinizde bizim teknik arkadaşımızı, teknisyen yardımcı arkadaşımızı ya da herhangi bir birimde çalışan arkadaşımızı en iyi arkadaş olarak hissedip delege. Ya aman delege aday olun, işte bu sendika sizin, sahip çıkın falan filan. Evet bu sendikaya işçiler sahip çıkacaktır ama işveren hiçbir şartta bu sendikaya sahip çıkma hakkına sahip değildir. Evet, işçilerin görevi toplu sözleşmeden kaynaklanan bütün hakların tamamının işçilere uygulanmasıdır.
Başka da bir şey istemiyoruz bu işverenlerden. Evet. Elif Hanım, sizin ekleyeceğiniz. Evet, aslında işveren bunu muhtemelen bilinçli olarak yapıyordur. Bu süreçte iş barışını da bozmuştur. Çünkü artık işçiler işverenin tarafında ya da işçilerin tarafında diye ikiye ayrılmıştır. Seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun bu insanlar birlikte çalışmaya devam edecekler. Ve iş barışının bozulması demek aslında bütün işçiler için çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü bu insanlar birlikte çalışıyorlar, aynı tabaktan yemek yiyorlar, akşam aynı şeyleri paylaşıyorlar. Yani işte öyle. Süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Siz ilk sohbetimize başladığınızda söylediniz aslında. Biz her yolu deneyeceğiz. Hukuki yoldan da mücadele edeceğiz ve izin vermeyeceğiz diyorsunuz. Evet, değerli izleyenler, Türk Telekom'la Türkiye Haberi Sendikası arasında anlaşma sağlandı. 10. dönem toplu iş sözleşmelerinde. Onun ardından 5 Ekim'de Türkiye Haberi Sendikası'nın 11. olağan kongresi var. Kongreye hazırlık sürecinde neler yaşandığını konuşmaya çalıştık şube sekreteri ve şube başkanıyla. Biz de kendilerine kolaylıklar diliyoruz ve ana haberimizi burada noktalıyoruz. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.